Çimento akmaya devam etti. Burası bir inşaat değil. Dairenin içerisi ancak burayı inşaata çeviren bu dairenin yanında, bu duvarın hemen arkasında inşaatta asansör boşluğunda çalışma yapılıyordu. Ve iddiaya göre ekipler orada asansör boşluğunda çalışırken işte o duvar yıkıldı ve çimento ile birlikte bu odaya aktı. Beton dökerken olay oluyor ve bizim duvar bu durumu kalıp çakılmadığı için taşımıyor ve yıkılıyor. Arkasından sıvı çimento odanın içine yayılıyor. Bu da o anın görüntüsü. Duvar yıkıldıktan sonra çimento odanın içine doldu. Eşyalar çimentoya gömüldü. Oda kullanılamaz halde. Duygularınla hareket ediyorsan eğer bana karşı bir hata yapıyorsun demektir. O günden beri hala bir mühendis, yetkili bir mühendis gelip bakmadı. Sürekli bir oyalıyorlar bizi ve burada ciddi anlamda hani can kaybı da yaşanabilirdi ve onun dışında maddi zararlar var. Duvarın yıkıldığı işte bu oda yatak odasıydı ama aynı zamanda müzik yapmak için de kullanılıyordu. Ve bu odada çok pahalı müzik aletleri de vardı. İşte o duvarın yıkılması ile birlikte o müzik aletleri de büyük zarar gördü. Zararınız ne kadar? Zararımız şu anda 60 bin civarı. Ses amfisi var, bilgisayar var, bas gitarı var. Hani bunların hepsi teknolojik cihazlar. Hepsi zarar mı gördü? Hepsi zarar gördü. Bu bas gitar Baba Yadigar'ı 60 model Beatles'ın kullandığı bas gitarlardan tanesi. O kadar eski. Evet. Ondan, kullanılamaz halde. Tabii ki hani sapı kırılmış. İddiaların muhatabı inşaat şirketi ise suskun. Güzel oyuncu da en kısa sürede zararının giderilmesini bekliyor. Bu ne kadar sağlam ve dayanıklı bilmiyoruz. Evin içi zaten çimento kokuyor. Yani aynı zamanda yaşıyoruz bu evde. Hani ne arayan var ne soran var. Aklınla değil de duygularınla...